Daha dün PKK bayraklarıyla sınırda o bayraklarla gösteriler yapıyorlar. Gücünüz sizin PKK'ya yetmiyor da Azerbaycan'a mı yetiyor? AKP'nin Ermenistan'la imzaladığı protokollerin ilk ve en hızlı vahim sonucu dost ve kardeş Azerbaycan'ın küstürülmesiyle yaşanmaya başlamıştır. Muhalefetin eleştirisi aynı, hem Baykal hem Bahçeli hükümeti suçladı. Ermenistan'la normalleşelim derken Azerbaycan'la ilişkileri bozdunuz dedi. Bizim Azeri kardeşlerimizin aleyhine olacak hiçbir adımı atmamız asla söz konusu değildir. Biz Azeri bayrağını Türk bayrağı gibi aziz ve kutsal bildik, gene öyle bildik. Başbakan 14 Ekim'de Bursa'daki maçın ardından yaşanan bayrak krizine değindi. Azeri bayraklarının stada alınmamasının ardından Bakü'deki Türk şehitliğinden indirilen Türk bayraklarını hatırlattı. Bizi yaralayan bu dedi. Aslında muhalefet de şehitlikten Türk bayraklarının indirilmesine tepkiliydi. Bakü yönetimine mesaj gönderdi ama yine hükümet üzerinden seslendi. İktidarın hataları kardeşliğimizi bozamaz mesajı verildi. Azerbaycan-Türkiye dostluğu hükümetlerin yanlışlarına kurban edilemez. O ay yıldızları şehitliğe diken AKP zihniyeti değildir. Ki AKP'nin yaptığı hata, düştüğü zillet ay yıldızımıza mal edilsin. Başbakansa iki ülke arasına nifak tohumları atmak isteyenler var dedi. Kimse Türkiye'yi test etmeye kalkmasın mesajı verdi. Bir kez daha Azerbaycan'ı üzecek adım atılmayacağını söyledi. Yani Karabağ gibi Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ihtilaflar çözülmeden sınırın açılmayacağının altını çizdi. Ama kritik takvimde işlemeye başladı. Ermenistan'la imzalanan protokollerle ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu meclise bilgi verecek. Protokollerin genel kurulun gündemine gelmesi ve onaylanma takvimi ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelere bağlı. Yani Karabağ düğümünün çözümüne. Bu yüzden Ankara daha güçlü devreye giriyor en üst düzeyden. Azeri-Ermeni ihtilafını çözüm mesajı veriyor. Hem de iki ülke arasında görüşmeleri yürüten Minsk grubuna. Yani Amerika, Rusya ve Fransa'nın devlet başkanlarına. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönemdeki telefon görüşmeleri ve ziyaretleri aracılığıyla. Gül önce ABD Başkanı Obama ile görüştü. Ardından da Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile. İkisine de Kafkaslar'da topyekun barışa vurgu yaptı. Azeri-Ermeni ihtilafının çözümü için çabaların yoğunlaştırılmasını istedi. Gül bu mesajları 7-8 Ekim'de Fransa'da da vermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinde.